Türkiye'nin en iç ucu bölümünden tekrar merhaba. Türkiye'yi konuşuyoruz, Türkiye'nin sorunlarını konuşuyoruz. Salgından başladık, ekonomi ve şimdi biraz da artık Türkiye'nin ulusal duyarlılığı, savunması, milli savunması ve dış politika sorunları. Bunun içinde uzman bir isim var. Öncelikle onun görüşüne gideceğiz. Emekli Tümgeneral Sayın Ahmet Yavuz. Komutanım iyi akşamlar, kolay gelsin, merhabalar. İyi akşamlar Fatih Bey. Teşekkür ederim. Sevgili komutanım, Türkiye'yi konuşuyoruz, dış politikayı konuşuyoruz. Aslında bu Doğu Akdeniz sorunuyla başladı Türkiye'nin problemleri. Ama ya çok fazla, çok bilinmeyenli bir dış politika maceramız var bizim. Mesela dış politikayı konuşurken, bu da kısmen dış politikayla ilgili olduğunu varsayarsanız, bir Kobani olaylarıyla ilgili 6 yıl sonra bir gözaltı süreci başladı. Hatta milletvekillerinin dokunulmazlıklarıyla ilgili fezleke geldi HDP milletvekillerinin. Şunu anlamaya çalışıyorum. Bir ülkenin tabii ki ulusal birliğine, ulusal bütünlüğüne yönelik her türlü yasa dışı, silahlı ya da yasaya aykırı eylem suçtur. Bunu konuşmaya, tartışmanın bir anlamı yok. Bu konuda hemfikiriz. Ama asıl soru şu. Peki Kobani olayları adı verilen, Aynel Arap'ta meydana gelen olaylar ki çok sıkıntılı, zorlu günlerdi, çok zor olaylardı. Tam üzerinden 6 yıl geçtikten sonra neden bu dosya tekrar açılma ihtiyacı duydu? Suriye'deki olayların Türkiye'de ne kadar etkili olduğu ya da YPG, PKK bağlantısı bunlar mı önemliydi? Yoksa AKP zamanı geldi, bunu bir karıştırsak İç politikada bizim elimize yeni bir malzeme geçer. Belki bu bizi seçim sürecine giderken elimizi rahatlatır mantığıyla mı davrandı? Öncelikle bunu sizinle konuşsak. Yani nedir bu son günlerde meydana gelen bu gözaltı dalgası ve özellikle bölgeyle ne ilgisi var? Yani neden adına Kobani soruşturması dendi? Evet, yani tabii konunun detaylarına vakıf değilim ben. Ancak Türkiye'nin şu anda ilgi odağı olması gereken yer dış politika açısından bence Akdeniz'deki gelişmelerden de daha önemli Suriye'deki gelişmeler. Doğru. Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri aleni bir şekilde Suriye'yi bölüyor. İşte biz başlangıçta çok hatalı bir şekilde 2011'de Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket ederek Suriye'de rejim değiştirme gayreti içerisine girdik. Bu gayretin nelere mal olduğunu ancak 2015'lerde anladık ve 2016'da işte orada bir koridora karşı Fırat Kalkanı Harekatı müdahalesi oldu. Arkasından Zeytin Dalı Harekatı, arkasından Barış Pınar Harekatı oldu. Ama bunların hiçbirisi 2011 öncesinde Türkiye'nin güney sınırlarındaki stabiliteye ulaştırmadı. Yani o seviyeye gelemedik. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri, biz de onunla hiç uyumsuz değiliz. Bu arada onu söyleyeyim. Suriye'yi bölmek, parçalamak ve orada bir devletçik oluşturmaya çalışıyor. Bunun bir parçası olarak belki Amerika Birleşik Devletleri'ne verilemeyen tepki içeriye mi veriliyor onu bilemiyorum. Yani o artık ama böyle bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Sizin söylediklerinizin hepsi kendi içinde bir anlam taşıyor. Ama ben dışarıyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum ve öyle anlamlandırmaya çalışıyorum. Peki, şimdi bölgede Türkiye bir oyun kurucu olmaktan çok uzak. Hatta kurulan oyunun bir parçası olmaktan da uzaklaştı. Mesela önce Oruç Reis'le başlayan bir gerilim politikası izlendi. Ardından aniden Oruç Reis bakıma alındı, Antalya'da limana çekildi. Gerginlik düşürüldüğü gibi bir hava yaratıldı. Yunanistan daha da diklendi. Sonuç olarak bugün Yunanistan Başbakanı bir çağrıda bulundu. Oturup sorunlarımızı çözelim, çözemezsek de Lahey'e gidelim.
Lahey'de bu uluslararası mahkemeler bu sorunu çözsün diye. Sayın Cumhurbaşkanı bugün yine tansiyonu düşürücü açıklamalar yaptı. Şimdi burada Yunanistan'ın egemenlik hakları tanınmış mı olduğu, Türkiye kendi mavi vatan tırnak içinde dahil kendi iddialarından kısmen vazgeçti ya da iddialarını yumuşattı mı? Neler oluyor komutanım? Yani tam olarak anlayamıyoruz. Bunu bize bir anlatabilirseniz. Yani aslında flu konular var. Biz de devletin içindeki bilgilere sahip değiliz. Sadece kamuoyunun gözü önünde cereyan eden olayları izliyor ve oradan bir takım çıkarımlarda bulunuyoruz. Şimdi aslında Yunanistan'la Türkiye'nin arasında yapısal bir takım problemler var. Yunanistan bu problemlerin çözümünde işte Amerika Birleşik Devletleri'ni, Batı'yı yani Avrupa Birliği'ni ağırlıklı olarak da bu krizde Fransa'yı arkasında göstererek işi bir noktaya kadar getirdi. Önümüzdeki dönemde yakın vadede hiçbir sorunun çözülmeyeceği açıktır. Yani onu söyleyeyim ben. Bu görüşmelerden de bir sorun çözücü bir tavır beklemek mümkün değil. Eğer Akdeniz'i görüşeceksek zaten görüşecek çok fazla bir şey yok. Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni ilan etmesi ve bu ilan esnasında da meclise herhangi bir hak tanımaması gerekiyor. Zaten daha önce açıkladığı kıta sahanlığı konusu da buna böyle olması gerektiğini düşünüyor. Tabii şu anda Yunanistan'la Türkiye arasındaki sorunlar Ege'de ağırlıklı olarak birikmiş vaziyette. Fakat Yunanistan onlara hiç değinmiyor. Biz de böyle işi adım adım diplomatik seviyede başlatıp sonra gerektiğinde donanmanın gücünü, askeri gücünü caydırıcı olarak kullanmak yerine son dönemde çok geniş bir şekilde askeri güç odaklı olarak sorunları çözme eğilimi içerisine girdik. İşte Irak kaçınılmaz olarak öyleydi. Suriye'de devam ediyor bu durum. Libya'ya kadar uzandı. Yani aslında bugün Türkiye çok geniş bir bant üzerinde işte Irak'tan başlayıp Suriye'den devam eden ve Kıbrıs'tan geçen Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Akdeniz, Libya'ya ulaşan Ege üzerinden de kuzeyden boğazlara kadar çıkan bir bölgede çeşitli ihtilaflarla karşı karşıya ve bunların bir kısmına zamanında sessiz kaldı. Şimdi biraz fazla iç politikayla dış politikayı birbirinin içine geçirerek bunu bilinçli yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü o duygusal bir atmosfer yaratıyor ve Türkiye'yi böyle bir takım halkı konsolide etmek için ve bazı sorunların etrafında bir tahkimat yapmak için, bir cephe oluşturmak için çok fazla iç politikayla dış politika karışır hale geldi. Şimdi şöyle bir baktığımızda evet Yunanistan'la bizim sorunlarımızı yeni bir şey değil. Bu biraz da bizim denizci bir devlet ve millet olmamamızdan kaynaklı. Onlar bu adımları atıyor. Biz proaktif olarak hareket etmek yerine reaktif hareketler geliştiriyoruz. Mesela 18 adamızı ve bir adacığımızı işgal ettiler. Haksız, hukuksuz bir şekilde. Ama bir tepkimiz yok. Ama Akdeniz'de petrol ortaya çıkınca birden denizlere önem verir hale geldik. Ve mavi vatan kavramına sarıldık. Mavi vatan kavramı doğru bir kavram. Tabii bu bizim denizlere olan ilgimizi artırmayı, deniz hak ve hukukumuzu korumayı ve milletin denizcileşmesi, devletin de denizcileşmesini öngören bir yaklaşım. Fakat bunun biz sadece bir noktasından hareketle şu anda kavramın içini doldurmaya çalışıyoruz. Halbuki bu çok boyutlu bir kavram. Türkiye'nin Akdeniz'de kısa vadede çözeceği bir şey yok. Çünkü Türkiye Libya'yla bir Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması imzaladı. Daha doğrusu
deniz yetki sınırları mutabakatını imzaladı. Fakat bunun geçerli olabilmesi için Libya'da istikrarlı ve bize bu hakkı veren Libya'nın doğusundaki Tobruk bölgesinin de içine alacak şekilde siyasi birliğini, toprak bütünlüğünü sağlamış bir Libya gerekli. Bunun hayata geçmesi, bu Libya gerçekleştikten sonra bu anlaşmanın meclislerinde onaylanmasıyla mümkün. Tabii bu bir takım tezlere dayalı. Yani Akdeniz, münhasır ekonomik bölge, işte adaların konumu Yunanistan'a bazı avantajlar sağlıyor. 1982 anlaşmasına göre de adaların münhasır ekonomik bölgesi kıta sahanlığının olduğu kabul ediliyor. Ama bu her ada için geçerli değil. Mesela İngiltere ile Fransa arasındaki verilen yargı kararlarına bakarsanız Yunanistan'ın mecliste herhangi bir şey iddia etme hakkı hiç yok. Ama diğer taraflarda durum tartışmalı olarak duruyor. Yani biz kabul etmiyoruz ama onların iddiası işte diyelim ki Girit'in de münhasır ekonomi kıta sahanlığının olduğu şeklinde. Tabii evet. Kıta sahanlığının olması münhasır ekonomik bölge hakkını da doğuruyor. Tabii bu tartışmalı bir konu. Tabii Yunanistan'la Mısır'ın yaptığı anlaşma da deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma da son derece tartışmalı ve doğru bir şey değil. Ama buraya gelirken işte bizim denizci devletimiz bir vizyonumuz yok. Ondan kaynaklı bir takım problemler yaşıyoruz. Yani şimdi işi Suriye'ye getireceğim. Esas Türkiye'nin şu anda çözmesi gereken mesele Suriye. Öncelikli olan o mu sevgili komutan? Bence, yani. Evet. Peki şimdi Suriye'de şöyle, Fatih Bey, evet. Fatih Bey şöyle. Şimdi Akdeniz'de neyi çözeceksiniz? Siz Libya ile anlaşma imzalamışsınız. Yunanistan'da Mısır'la anlaşma imzalamış. Şimdi belli ki burada bir tartışmalı konu var. Akdeniz orada duruyor. Nasıl Kıbrıs açıklarında Kıbrıs Rum kesiminin iddia ettiği şekilde tartışmalı bir alanda İtalyanların Eni şirketine arama yaptırmaya kalktıklarında gidip donanmamızda engel olduysak, burada da Yunanistan'la Mısır'ın yaptığı anlaşmadan doğan herhangi bir hak varsa bunu engelleriz biz. Bunu onlar da biliyorlar. Dolayısıyla bu sorun bugünden yarına çözülebilecek bir sorun değil. Biz bu sorunla daha çok meşgul olacağız. Ama Suriye'deki sorun acil ve çözülmesi gereken bir sorun. Ve Suriye'deki sorunun çözümü önemli ölçüde Türkiye'nin elinde. Ve Suriye'deki sorunun çözümü Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin önünü açacak, Mısır'la da ilişkilerini farklılaştıracak bir kritik öneme sahip. Bunu niye göremiyorlar? Niye bu konuda ısrar ediyorlar? Anlamak mümkün değil. En son Barış Pınarı Harekatı'yla Türkiye askeri harekatın doğurduğu etkinin 10 katı büyüklüğünde bir siyasi etkiyi yarattı. Amerikan askerleri Fırat'ın güneyine kadar çekildi. Fakat biz bu Esad saplantısı yüzünden gittik, hem PYD'yi hem Esad'ı imha edeceğimizi varsaydık ve yanlış yaptık. O dönemde oturup Esad'la anlaşmış olsaydık bu sorun buraya gelmezdi. Ama inat ediyor iktidar. Niye inat ediyor bilmiyorum. Yani burada bu iş kişisel bir mesele değil ki. Üstelik kaç senedir, 7-8 senedir 4-5 milyon insanı daha fazla, Ümit Bey onların rakamlarına daha fazla hakim. Evet, dünyanın zaten parasını harcayarak en son açıklanan işte bir 52 milyar dolar, yapılan hesaplamalara göre 80 milyar dolar bu maksatla hazırlanmış, harcanmış durumda. Şimdi hepsini birleştirdiğinizde bugün çok net bir durum söz konusu, o da şudur. Türkiye ağırlığını koysun, Suriye devletini ayağa kaldırsın. Bakın artık bu saatten sonra orada üniter bir yapı olur mu olmaz mı da geçtim. Yani olsun isteriz ama gönlümüzden geçene göre olmaz bu işler. Ama Türkiye şunu yapabilir, parçalı bile olsa bir Suriye'nin toprak bütünlüğünü
ve siyasi birliğini sağlayabilir. Yani ama orası YPG'ye evet mi desin hocam? Orada biraz kantonlara hayır, ya da. Hayır. YPG'ye falan evet desin değil. Esad'la anlaşsın. Orada bölgede bir devletin oluşmasını sağlasın. Ayrıca şöyle bir durum söz konusu. Orada etnik ve mezhepsel bir bölünme ortaya çıktı. Bunu emperyalizm her yerde yapıyor. Biz de buna alet olduk. Bu saatten sonra bunu tamamen telafi etmek mümkün olmayabilir. Gerçekçi bir çözüm de olmayabilir. Çünkü aralarına kan girdi. Yani öyle kolay bir şey de değil bu. Şimdi belki federatif bir yapı bile olsa bizim için esas olan kendi sınırlarımızda merkezi devletin askerleriyle beraber nöbet tutabilmektir. Bunu gerçekleştirebilecek adımları atabilecek ve konjonktürü değiştirebilecek tek ülke Türkiye'dir. Bunu yaparsa Rusya'yla birlikte, İran'la birlikte yapma gücü vardır. Amerika'yı bu konuda geriletir ve Suriye'nin birliğini sağlar. Şimdi buradan imtina etmememek gerekiyor. Bir de ayrıca yani oradaki insanların etnik yapısıyla, mezhepleriyle kavga etmenin anlamı yok yani. Orada gerçekçi olmamız gerekiyorsa büyük bir ayrışma yaşandı. Ama bakın tekrar altını çizerek söylüyorum. Mesele bizim sınırlarımızda merkezi devletin ordusuyla muhatap olabilecek bir çözüme ulaşabilmektir. Yapılan iyi şeyler var ama bunların hiçbirisi 2011'in öncesindeki istikrarlı Suriye sınırı noktasına bizi getirmedi. Dolayısıyla bizim sağlamamız gereken şey bu. Bu Mısır'ı da etkileyecektir. Bu deniz yan sınırlarının anlaşmasını, dolayısıyla münhasır ekonomik bölge kıta sahanlığı konularını da Suriye ile bu fırsatta çözme imkanı verecektir bize. Ve Akdeniz'de daha farklı bir cepheleşme, daha farklı bir fay hattının oluşması ve daha farklı bir şekilde fay hatlarının bir kısmının içimize doğru gelişmesini engelleme imkanını stratejik olarak bize sunar. Ama bu yapılmıyor. Bunu yüksek sesle söylüyoruz. Evet. Niye imtina ediyorlar? Bilemiyorum tabii. Şimdi peki. Libya'ya gelirsek Libya'da da işler karıştı. Libya'da baştan itibaren ben atılan adımları doğru buldum. Bunu bir ulusal çıkar meselesi olarak gördüm. Çünkü sadece deniz yetki sınırları konusu değil. Aynı zamanda müteahhit alacakları, aynı zamanda bir petrol ülkesiyle ilişkilerin kurulması, o bölgede kendi iş dünyasının hayat alanı bulması vesaire gibi konularla birlikte ele alındığında Libya'da Türkiye'nin varlığı bence çok önemliydi. Ama Libya'da da şöyle bir hata yapıldı. Yani bir tarafla o kadar çok fazla angaje oldu ki bu iki riski ortaya çıkarttı. Bunu o zaman da söylediğim için şimdi gönül rahatlığıyla ifade edebiliyorum. Birincisi Libya bölünürse bizim ya herhangi bir çıkarımız falan kalmaz. Yani deniz yetki alanlarının belirlenmesinde hiçbir anlaşmayı geçirme imkanımız kalmaz. Hepsi ortadan kalkar. Birincisi Libya'nın bölünmemesi. Onun için Libya'nın doğu kesiminde işte belirli ölçüde Mısır'ın, Fransa'nın, Rusya'nın kontrol altında bulunan güçlerle de temasa geçmek gerekirdi. O dönemde biz henüz Rusya ile İdlib sorununu yaşamamıştık. Rusya ile birlikte hareket ederek konuyu bir yere getirebilirdik. Amerika da bu kadar dahil olmamıştı konuya. Ama biz bunu tercih etmedik. Hatta ateşkes fırsatı çıktığı zaman da işte Cufra'ya da gidip orayı da ele geçireceğiz vesaire. O ateşkes fırsatında değerlendiremedik. Şimdi ikinci tehlikeli konu, ikinci riskli konu şuydu. Bir tarafa dayandığınızda ilkelerden ziyade bir adama dayanma şeklinde veya bir gruba dayanma şeklinde bu tecelli edeceği etmek zorunda olduğu için şimdi o adamı kaybettiğinizde ne yapacaksınız? Bütün yaptığınız yatırımlar bir anlamda
anlamsız kalma durumuyla karşı karşıya kalabilir. Evet. Nitekim Serraj'ın işte istifa edeceği açıklaması geldi. Bu iç dinamiklerle ne kadar etkilidir, Amerika'nın bundan ne rolü vardır, işin doğrusunu söylemek gerekirse bunları bilmiyoruz. Ama baktığımız zaman Türkiye işte İdlib sürecinde Rusya ile karşı karşıya gelince, arkasından Libya'da da karşı karşıyayız diye o dönem çok aşırı bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne yanaştı Türkiye. Bu yanaşmanın sonucu olarak da işte Jeffrey geldi, tekrar İdlib'i hareketlendirdi. Tekrar Fırat'ın doğusu hareketlendi. Libya'da da farklı bir durum ortaya çıkma trendi, vektör o istikamette çalışıyor. Peki. Benim hocam, ana hatlarıyla söyleyeceklerim bunlar. Peki hocam, Halk TV'nin sevgili komutan, Halk TV'nin kapatılması konusundaki görüşlerinizi alabilir miyim? 5 gün kapanacağız ve mahkeme kararını beklemeden bir karar üzerine kapanacağız. Bir ülkede bir televizyonun ki bugün reytinglere baktığınızda ilk 2 sırayı sürekli paylaşıyor. Hemen hemen gündüz saatlerinde çoğu zaman da birinci. Yani halkın izlediği bir kanal. Bu tür kapatılmasını, 5 gün ekran karartılmasını doğru buluyor musunuz? Hayır, doğru bulmadığım gibi yanlış buluyorum. Zaten bu konuyu açıklayan bir tweet de attım. Ve dedim ki ileri demokrasinin tezahürü olsa gerek, kabul edilebilir bir şey değil. Bakın, şunun altını çizmemiz gerekiyor bizim. Bir toplumun, bir ülkenin, herhangi bir grubun birinci vasfı fikir ifade hürriyetinin tam olarak sağlanmasıdır. İfade hürriyetinin tam olarak sağlandığı ortam dışındaki ortamlar kabul edilemez. Yani demokrasinin de en önemli göstergesi budur. Sorun çözmenin de en önemli kaldıraçı budur. Şimdi siz farklı fikirleri elinizde sopayla bastırırsanız bir müddet sonra işte orman kanunlarının geçerli olduğu bir manzara çıkar karşımıza. Dolayısıyla bu işe buradan bakmamız lazım. Yani sadece Halk TV'ye haksızlık yapılıyor falan şeklinde değil, bir topluma haksızlık yapılıyor. Farklı fikirleri insanlar dinleyecekler, anlayacaklar, kavrayacaklar, tartacaklar ve ona göre hayatlarını organize edecekler. Siz şimdi bir kısım sesi açar, bir kısım sesi kapatırsanız bu olmaz, kabul edilebilir bir şey değildir. Ben şahsen yanlış bulduğumu ifade etmek isterim. Peki. Sayın Komutanım, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam, önemli şeyler söyledi aslında. Birdenbire bizi Suriye'ye aldı götürdü. Dedi ki, evet, ya bırakın Doğu Akdeniz'de. Doğu Akdeniz'de konumlar zaten belli. Yani aşağı yukarı uzlaşılır ama asıl tehlike Suriye'de dedi. Önemli bir şey daha söyledi. Suriye'nin toprak bütünlüğünü, yani üniter yapı olmasa da kabullenerek Suriye bölünmeden ama mesela federal galiba o şeyi kastetti orada, ona da katlanarak bu işi götürelim dedi. Nedir Suriye'deki yakın tehdit Sayın Komutan'ın söylediği? Şimdi bu noktadan başlamamak gerekir diye düşünüyorum. Ben paşamdan farklı düşünüyorum. Çünkü Suriye'nin kuzeyine, Irak'ın kuzeyine yerleştirildiği gibi bir PKK denetiminde Kürdistan yerleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Şimdi bugün hani Kobani ile ilgili olaylarla ilgili tutuklamalar yapıldı ya. Neden 6 sene sonra yapıldı merak ediyorum. Bakın, 37 nitelikli adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 3777 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 308 iş yeri ve konut dokunulmazlığı ihlali, 13 Türk bayrağı yakma, 7 Atatürk'ü koruma kanunu muhalefet suçunun işlendiği, ayrıca 329 güvenlik görevlisi, 435 vatandaşın yaralandığı bir süreç yaşanmış. Bunun için 6 sene beklenmez. Evet, çok ve şimdi tamam bunu yapalım, sorun yok. Ama öbür tarafta bir devlet kuruluyor ve Amerikalılar açıklamalar yapıyorlar büyükelçilikten. Türk ordusu buraya müdahale etmediğini
etmeyeceğini açıkladı diyor. Bu arada Amerikan şirketleri bölgede petrol aramaya başlıyorlar. Doğru mu? Ve bu petrolden kim faydalanacak? PKK, PYD faydalanacak. Özetle bölgede bir devlet oluşumu gerçekleşiyor. Bu Türkiye için en yaşamsal tehdit. Önce Irak'a yerleştiriliyor, sonra Suriye'ye. Şimdi bunu feder olarak kabul edersiniz, yan yana iki tane federe devlet olacak. Sonra sıra İran'a gelecek ve sonra Türkiye'ye gelecek. Bu Büyük Kürdistan Projesi'nin adım adım ilerlemesidir. Adım adım ilerlemesidir. Biz içeride böyle bir operasyonu 6 sene sonra yaparken hemen sınırımızın altında öbür tarafta PKK devletleşiyor. Esas tedbirleri sınırın kuzeyinde değil, sınırın güneyinde almamız gerekiyor. Ama orayı seyrediyoruz. Ve Amerikalılar seyretmeye devam edeceksiniz diye de açıklama yapıyorlar. Bu açıklamaya karşı bir açıklama da gelmiyor. Durum bu kadar. Net, açık. Onun için şu anda yapılması gereken Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak dış politika değişikliğine gitmek. Geç kalmadık onun için hocam. Hayır ki hala geç kalınmış değil. Yapılması gereken burada Beşar Esad'la kavgaya son vermek. Bu önemli, evet. Evet. Beşar Esad'ın elini rahatlatmak. Bakın İdlib'de Beşar Esad'la biz çarpıştığımız zaman, Suriye ordusunu orada tuttuğumuz zaman Suriye ordusunun PKK-PYD bölgesine yönelmesini engelliyorsunuz. Ama Suriye ile bir kapsamlı bir anlaşma yapalım. Bu İdlib'deki insanların üzerine Suriye ordusu gitmesin. Hatta Türkiye'den insanların geri dönüşü ile ilgili bir süreci başlatalım. Amacımız bu olmalı. Ama bu yapılmıyor. Bunun yerine dikkat buradan kaçırılıyor. Suriye'de ne yaşandığını unutuyoruz. Suriye'nin kuzeyinde. Bütün dikkatimizi, bütün askeri gücümüzü İdlib alanına sıkıştırmış durumdayız. Orada Ruslarla gerilim yaşıyoruz. Suriye ordusuyla gerilim yaşıyoruz. El-Kaide saldırıyor. HTŞ'nin ne yapacağı belli değil. Ama Siglet merkezini yitirmişsiniz siz. Asıl tehdit tanımlamasını yapamıyorsunuz. PKK'da gününü gün ediyor. Petrol çıkartmaya başladı. Gelirlerini arttırıyor. Özetle bu bölgeden bu şekilde çıkmamız mümkün değil. Katılıyorum paşama. Doğu Akdeniz'de durum bir ölçüde stabilize oldu. Şimdi Yunanlılarla bazı görüşmeler yapılacak ve bu görüşmeler üzerinden olumlu sonuçların olmasından düşünülebilir. Yunanlılar şu ana kadar süreci Mısır'la ve İtalya'yla kötü yönettiler. Bakın, Mısır ve İtalya'yla kötü yönettiler. Yapmış oldukları anlaşmalar çok maksimalist talepleri olduğu için Yunanistan'ın aslında son kertede zarar gördüğü anlaşmalar oldu. Hocam, evet. Şu Suriye ile ilgili bir not verebilir miyim size? Tabii. Sevgili Komutan Ahmet Yavuz demiş ki, Fatih Bey, ben meseleyi bölünmüş bir Suriye arzu ettiğim için değil, bölünmüş bir Suriye ile federal de olsa siyasi birliği olan bir Suriye arasındaki tercih yapmak durumundayız dedim. Tabii onu kabul ediyorsunuz. Onu kabul. Ya bakın, henüz o tercihi yapmayalım diyorum. Yani evet. Çünkü o noktaya gelmedik. Bunu bir başka model içerisinde eritmek mümkün olabilir. Türkiye'nin temel hedefi o noktaya gelmemesini sağlamak olmalı. Bunun için Rusya ile işbirliği yapılabilir. Bunun için Suriye ile işbirliği yapılabilir. Yoksa şimdi bu federe yapılar yan yana oluşturularak ilerideki bağımsız Birleşik Kürdistan'ın
altyapısının hazırlandığını görüyoruz. Açık net diyorsun. Açık ve net. Ne yazık ki durum bu. Ve bu arada bizim de demografik yapımız değişiyor. Bakın tekrar söylüyorum. Suriyeliler bombalandıkları için gelmiyorlar. Gelmeleri için bombalanıyorlar Türkiye'ye. Orada bir etnik temizlik yapıldı. Şimdi diyoruz ki o etnik temizliğin yapıldığı alanda en kötü şartlar altında, en iyi şartlar altında kabul edeceğimiz federe devlet. Federe devlet dediğimiz federe PKK-İslam'dan bahsediyoruz. PKK-İslam'dan bahsediyoruz. Biz burada Kobani soruşturmasını yürüteceğiz ondan sonra. Ama orada o federe Kürdistan kurulursa, oradan Türkiye'ye yönelik birçok saldırı gerçekleşecek. Birçok benzeri Türkiye'de olay ileride tezgahlanacak. Yine Aynel Arap Kobani olayları evet. gibi yani. Evet, maalesef. Maalesef. Tahrik edilecek Çünkü diyorsun. Çünkü sınırımızın hemen güneyi açık bir alan. Peki bu 2011'den beri izlediğimiz Beşar Esad'ı devirme politikasından ne elde ettik? Ne elde ettik? Başımıza bir sürü bela açıldı hocam. Yani Amerikalıların stratejik menfaatleri belirlendi. Bakın 21 Ekim 2014'te Erdoğan diyor ki Kobani ABD için neden bu kadar stratejik anlamakta zorlanıyorum? İşte bunun için stratejik bölgeye bir PKK'dan yerleştirmek için gerekiyor. Ne çıkarı var Amerika'nın böyle bir şeyde? Bakın bu Amerika'dan çok İsrail'in çıkarı. İsrail bölgede Arapların İsrail üzerinde baskı oluşturması sürecini yönlendirecek, o baskıyı azaltacak ve Arapların düşmanlığını çekecek ikinci bir devlet istiyor. Ama zaten bu İsrail'in kuruluş sürecinden beri izlediği bir politika. Bahreyn'le anlaştığı, bakın, Birleşik Arap Emirlikleri'yle anlaştığı. Bunların hepsi konjonktürel. Suudi Arabistan'la masaya oturdu. Bunların hepsi konjonktürel olabilir. Yarın değişir, tekrar düşmanlık başlayabilir Araplarla. Evet, evet. Ama burada bir ittifak. Şimdi Türkiye İsrail ilişkileri iyi olsa idi. Bu daha İsrail açısından ertelenebilir, bakın vazgeçilebilir demiyorum, ertelenebilir bir şey olurdu. Ama Türkiye-İsrail ilişkileri de kötü olduğu için Irak'tan sonraki süreçte, Irak'ın kuzeyine bir Kürdistan yerleştirildikten sonra sıra Suriye'ye geldi, hızlandı. İsrail'in stratejik menfaati zaten Suriye'nin de zayıflaması. Burada böyle bir yapı olursa Suriye daha az zayıflayacak. Golan üzerinde etkisi azalacak, Golan'ı daha zor talep edecek. Nüfus yapısı 9 milyona düştü ülkenin. Bakın Türkiye'nin beslediği Suriyeli sayısı bugün Beşar Esad'ın beslediği Suriyeli'den daha fazla. 5 milyon Türkiye'de var. 5 milyon da sınırda var. 10 milyon Suriyeli'yi Türkiye besliyor. 9 milyon da Suriyeli Suriye'de kaldı. Çoğu bizde yani. Çoğu bizde. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Bu olacak bir şey değil. Peki. Sayın Bakanım, bu konuda size de sorularım var ama öncelikle bu 6-7 Ekim olayları çok ilginç bir noktaya geldi. Çok enteresan bir senaryo var anlaşılan o. Çünkü şöyle, çok doğru bir şey söyledi sevgili Özdağ Hocam. Dedi ki, 6 sene aklınız neredeydi? Bu kadar adam öldü, bu kadar iş yeri tahrip edildi. Rakamları da verdi. Bende de rakamlar var burada. Ama sonuçta 82 şüpheliden 20'si gözaltına alındı. Pervin Buldan, Garopa Paylan, Meral Danış Beştaş, Sezai Temelli, Hüda Kaya, Sarhan Oluç, Serpil Kemal Bey hakkında da fezleke hazırlandı. Suçlara bakıyorsunuz. Suçlar... İşte 6-7 Ekim olaylarında HDP MYK'sının, Merkez Yürütme Kurulu'nun olaylarda halkın sokağa dökülmesini destekleyen bir bildiri yayınlanması, o dönemde HDP'nin MYK'sında görev alan isimlerin suçlu bulunması, ama 6 sene geçmiş ve
birçok dava açılmış. Bu davada yargılananlar olmuş, ceza yiyenler olmuş. Ancak bu isimlere dokunulmamış. Şimdi ne oldu da bugün bu noktaya geldi bu iş? Yani terörle ilgili hiç kimsenin, Sayın Bakanım, teröre hoşgörüyle bakması mümkün değil. Bu ülkenin ulusal birliğine, bütünlüğüne, devletine, milletine yönelik her türlü silahlı eyleme reddetmek ve mücadele etmek her yurtseverin görevi. İster gazeteci olsun, ister siyasetçi olsun. Hepimizin ortak kaygısı bu zaten. Ama bu başka bir şey gibi geliyor bana. 6 sene geçmiş ve durup dururken bir soruşturma başlatıyorsunuz. Soruşturmaya da özel bir savcı atıyorsunuz. O söz savcı da evlendikten sonra gelip sizi sarayda ziyaret ediyor. Ve düğün gecesi üzerine bir sürü tweet atıldı siyasetçiler tarafından. Yani o düğün gecesinin olduğu gece sarayda bu tezgahlandığı gibi bir tweet akını yaşandı. Nedir bu olay? Siz de izlemişsinizdir bunu. Yani yine şimdi mecliste biz milletvekillerinin dokunulmazlığını mı konuşmaya çalışacağız? Pervin Buldan eş başkan, Garip Aylan önemli bir isim, genel başkan yardımcısı. Meral Danış Beştaş yine grupta. Sezai Temelli eski genel eş başkan. Hakkı Sarıhanoğlu yine grup başkan vekili. Yani HDP'nin böyle şu anki kadrosunun içini çökertecek bir mekanizmaya, düğmeye basıldı. Ama niye? Yani kafamızdaki soru şu, 6 sene sonra niye? 6 yıldır niye bu isimler hakkında eğer suç işlemişlerse böyle bir şey yapılmadı? İkincisi, eğer HDP gerçekten suçluysa 2014 yılında neden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin kapatılmasıyla ilgili bir dava açmadı? Niye bugüne kadar sürüklendi? Niye bugün tekrar düğmeye basıldı? Sayın Erdoğan'ın kafasındaki senaryo ne? Bunu okumamız lazım bizim. Ne diyorsunuz? Evet, her şeyden önce Sayın Erdoğan'ın kafasındaki senaryodan önce olaya bir bakmak lazım. Konu bir hukuk meselesi, bir adalet meselesi. Hukukun temel ilkelerine baktığınızda ülkede yaşayan tüm vatandaşların hukuk sisteminin adil işlediğinden, hukuk devletinin olduğundan, hukukun bağımsızlığından emin olması lazım. Ve yargı mekanizması da adalet dağıtmalı. Bu olmadığı takdirde kamu vicdanını yaralar. Bu olmadığı takdirde ülkedeki ihtilafları azaltmaz. Aksine bu süreçler ülkedeki ihtilafları devlete ve yargıya olan güveni zayıflatır. Onun için her şeyden önce mahkemelerin mahkeme olması lazım. Yargıçların, savcıların yargıç ve savcı olması lazım. Meslek onurunu koruma özelliklerine sahip olması lazım. Bu olmadı mı hiçbir şey olmaz. Ama ne var ortada? İşte operasyonu yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman düğün yapıyor. Damatlık elbisesi ve yanında da evlendiği bayan gelinlikle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ediyor ve birlikte poz veriyorlar. Ve bu fotoğraf bütün medyada, sosyal medyada yayılıyor, gidiyor. Şimdi böyle bir savcının yapmış olduğu operasyonun güvendirliğe ilgili kafalarda şüphe oluşur. Yargı böyle işlemez. Saraydan emir almaz, talimat almaz. Bu kadar sıkı bir bağlılık göstergesi yapmaz yürütmeye karşı. Eğer böyle bir tablo varsa ortada bu yargı sürecinde bir siyasallaşma var demektir. Bu siyasi bir davadır. Yani işin özeti bu. Siyasi bir davadır. O düğün fotoğrafından belli. Damatlık ve gelin elbisesiyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'nın huzurundalar. Siyasi bir davada da ben adaleti ararım. Mahkemeleri, yargıçları, savcıları adalet dağıtan mekanizmalar olarak görmek isterim. Nitekim burada da maalesef toplumda bir ayrışma var.
Bana haksızlık yapıldığı zaman ooo bana haksızlık yapıldı diye bağırıyorum. Başkasına haksızlık yapıldığı zaman onu sevmiyorsam, sevmediğim biri ise veya kafamda düşmanlaştırdığım biri ise oh olmuş diyorum. Böyle bir yargı olmaz. Veya böyle bir adalet anlayışı da olmaz. Toplumun böyle kamplaşmış olması da yanlış. Ya hukukun gerekleri neyse, benim için ne istiyorsam karşımdaki için de aynı şeyi istemem lazım. Türkiye ne zaman normalleşir biliyor musun? Hukuk ve adalet karşısında Türk milliyetçilerinin başına bir felaket geldiğinde, bu yanlış bir şey ortaya çıktığında, bunu HDP savunmadığı sürece, HDP'nin başına yanlış hukuki bir işlem geldiğinde, bunu milliyetçilerin savunmadığı bir sürece bu ülkede adalet arayışı kısırdır, eksiktir ve yanlıştır. Adalet başlı başına bir şey. Aslında dinimiz de bunu istiyor, bunu emrediyor. Bakın Maide suresi 8. ayete bakın. Çok net. Kur'an'da adaletle ilgili çok sayıda ayet var. Ama bu konuyu anlatması bakımından çok önemli. Ayette buyuruluyor ki, sakın ha bir topluluğa olan düşmanlığınız sizi adaletsizliğe sevk etmesin diyor. Ya ne demek istiyor? Düşmanınıza karşı bile adalet isteyeceksiniz. Adalet dışı bir şey talep etmeyeceksiniz. Ama şimdi bakıyorum topluma, HDP'yi sevmeyenler, sevenler kampanyasına dönüştürmüşler işi. Ya böyle bir şey olur mu? Bak bu şey meselesi, yani Kürt meselesi, milli düşünen, ülkenin geleceğini düşünen, bu ülkede birlik, beraberlik, dirlik olsun diye düşünen, milli menfaatleri önceleyen insanlar için, özellikle de siyasetçiler için duygularla hareket edilecek bir konu değildir. Çünkü siyaset bu konunun karar vericisidir. Siyasetçiler olarak gerekirse duygularımızı, hislerimizi içimize mezar yapacağız, oraya gömeceğiz. Ama aklımızla ve bilme uygun düşüneceğiz, ona göre adım atacağız. Ve benim bu olay nedeniyle en fazla duyduğum üzüntü, bütün kavramlar birbirine karışmış. Bütün değerler birbirine karışmış. Ülkenin birliği, dirliği, geleceğiyle ilgili akla ve bilme dayalı atacağımız adımlar katık olmuş. Herkes düşman oluşturmuş. Düşmanına göre ahkam biçiyor. Yargı konusunda bile. Şimdi tüm bunların içerisinde işte dün grup başkan vekilimiz Özgür Özel Bey makul, mantıklı, sorumlu bir siyasetçi gibi olaya yaklaşmak amacıyla bir değerlendirme yaptı. Ama bunu siyasi malzeme konusu yapmak isteyenler saldırıyorlar. Bak o saldıranlar var ya, ülkeye zarar veriyorlar. Zaten temel kuraldır. Bir yerde diktatöryel bir yönetim ortaya çıktığı zaman o diktatöryel yönetim kendisini ayakta tutabilmek için ülkede ayrışmayı derinleştirmek için çaba harcar. Ve ülkeye zarar verir, ülkenin geleceğine zarar verir. O tutku içerisinde sorumlu bir siyasetçi gibi davrandığınız zaman Özgür Özel misali hemen diktatöryel yapıları savunan bir takım medya grupları saldırmaya kalkıyor. Olmaz. Yanlış bir şey. Biraz önce Sayın Özdağ gayet güzel söyledi. 6 yıldır niye bekliyordunuz? Nedir bu 6 yılın hikayesi? Bakın Kobani olayları veya Aynel Arap, onun Arapça ismi de Aynel Arap o bölgenin. Özetlemek gerekirse 6 sene önce ne oldu? IŞİD bildiğiniz gibi Kobani'yi kuşattı. IŞİD'in Kobani'yi kuşatması üzerine
Orada büyük bir katliam yapılacağıyla ilgili nüfusunda Kürt olması nedeniyle Türkiye'de bir infial ortaya çıktı. Ve PYD'de diğer bölgelerden Kobani'ye silah desteği yapılmasını talep etti. Yani Türkiye'nin üzerinden geçmek suretiyle. Bunun üzerine hükümet YPG'ye böyle bir silah geçişi sağlanmasının mümkün olmadığını kararını verdi. Bunun üzerine Türkiye bunu engelliyor gibi bir hava ortaya çıktı. Ve dikkat edin 6 Ekim'de de Başbakan o günlerde Kobani düştü düşecek dedi. Erdoğan söyledi. Evet. Bu da kamuoyundaki belli bir kesimdeki infiali daha da artırdı. Bunun üzerine bildiğiniz gibi 6-8 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin değişik illerinde hiçbir zaman istemeyeceğimiz özellikle vatandaşlarımızın birbirine girdiği, devlete karşı sorun oluşturduğu, saldırganlık yaptığı bu sahneler hiçbir zaman tasvip edeceğimiz sahneler değildir. Ve olmaması gereken bir tablodur. Maalesef 46 yurttaşımız da hayatını kaybetmiştir. Sonra ne oldu? Aradan 20 gün geçti. Hatta 20 günden de daha az. Bilmem Erbil'den peşmerge yola çıktı. Türkiye sınırı içerisinden Suruç'a geldi. Ve 1 Kasım tarihi itibariyle 20 gün kadar sonra Kobani'ye o silahlar hatta üzeri de açık olarak teşhir edilerek geldi. Kobani'ye girdi. Ve o silah desteğiyle de IŞİD Kobani'yi alamadı. Ve daha sonra da sürekli mağlubiyet yaşarak bölgeyi terk etti aslında. Şimdi önce geçişe izin vermeyen hükümet 1 Kasım'da geçişe izin vermiş. Bir de çelişkiler var. Zaten bu hükümetlerin, Erdoğan hükümetlerinin en büyük problemi bütün politikaları yazbozlarla idare etmesidir. Her yazbozun bu ülkeye maliyeti vardır, bir faturası vardır. Hükümet yazboz yapmaz. Hükümet kararlı olur. Önünü görür, geleceğini görür, tartışır, stratejisini kurar, adımlarını ona göre atar. Böyle bir şey yok. Ve 6 yıldır suskunluk var, sessizlik var. Ve mesela Ayhan Bilgen şeyden yargılanmış bu Kobani olaylarından. Beraber. Ne diye bu HDP'lilerin yargılanmasının sebebine o dönemdeki bir MYK toplantısında bu Kobani'ye yardım gidişinin engellenmesinin protesto edilmesini isteyen bir bildiri yayınlamışlar. Ama Ayhan Bilgen o toplantıda bulunmamış. Öyle bir bildiride imzası yok. O gün o toplantıda olmadığıyla ilgili de belgeleri verdiği için Anayasa Mahkemesi lüzumsuz yere 9 ay yatırıldığına hükmetmiş. O sırada 9 ay hapis yatmış. Gereksiz yere yatırıldığına hükmetmiş. Ve bu 9 ay karşılığında da 20 bin lira tazminat cezasına çarptırmış. Devleti 20 bin lirasını da almış. Burada bir virgül koyalım. Sizle devam edelim. Bir kısa ara vereceğiz evet. Sayın Bakanım. Çok önemli bir konu bu. Ayhan Bilgen olayı, ben de ilginç buldum bunu. Önemli bu söylediğiniz. Bizden ayrılmayın. Az sonra hem HDP'nin bu başına gelenler hem de Selefi tarikatlar işi var. O da önemli bir tartışma. Türkiye'de tarikat ve cemaat gerçeği çerçevesinde. Onları da konuşacağız. Son bölüm, konuklarımız istedikleri konuları seçme hakkına da sahip ama ben bu soruları soracağım. Bizden ayrılmayın.